özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin okullardaki eğitim dışında online sistem üzerinden de eğitilmeleri son derece mümkün. Bu konuda çok değerli çalışmalar yapılıyor. Çocuğunuzun evde kontrolünüzün altında uzaktan eğitilmesi size cazip geliyorsa şu an yanımda bulunan değerli öğretmenimiz Muzaffer Adak'ın söyleyecekleri mutlaka ilginizi çekecektir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet e, bu ilginç ve önemli bir konu çünkü malum özel eğitim öğrencileri okullarda bile derslerine odaklanmakta güçlük çektikleri için televizyon veya benzeri ekran karşısında çok fazla e, bir irtibat sağlanamadığı şeklinde bir düşünce var. Ama e, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bu başarı için siz neler söyleyeceksiniz? Tabii ki ee, okulların bu ara tatile girmesiyle pandemimle birlikte birinci hafta tatil yaptıktan sonra ikinci hafta biz bu işe direkt başladık. Hı -hı video konferanslarla açıkçası ilk başladığımızda biz de yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye çok düşünüyorduk. Birinci ve ikinci, üçüncü kademe öğrencilerimiz de sıralı olarak ilk önce üçüncü kademe öğrencilerimizle başlattık. Bir, iki, üç bunların özelliklerini söyler misiniz? Tabii. Farklı gelişim gösteren, farklı engel gruplarına ait öğrencilerimiz. Birinci grup ilkokul grubu, ikinci grup ortaokul grubu, üçüncü grup da lise grubumuzda oluyor. İlk önce lise grubumuzla başlattık derslerimizi. Oradan bir deneyimleme yaptık. Aslında hani kaygılarımız şuydu. Ortak dikkati yakalayabilecek miyiz? Çocuklar bizi hı. dinleyecek mi? Belki ekranın başından çekip gidecekler. Biz seni istemiyoruz diye. Ee, fakat e, biz gördük ki bunu çok net bir şekilde, çok da iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Hı. Hatta hani böyle ilk hafta aileler, ilk önce üçüncü kademeden bahsediyorum. Aileler yanlarındaydı. Hı hı. Daha sonraki haftalar artık teker teker aileler de bırakmaya başladı. Ve bireysel olarak kendi rutinlerini oluşturarak... İşte 3. 3. kademedeki derslerimiz saat 10'da başlıyor, 12.45'e kadar devam ediyor. Eee oh. arasız. Aralı. 15'er on dakika aralarımız Hı -hı. var. Yani 40 40 dakika dersimiz var. 20 dakika molamız var. 40, 40, dakika. 40 dakika dersimiz var. Hı -hı. 20 dakika molamız var şeklinde. Ders programlarımız aynı sınıflarımızdaki gibi. Yani Bireysel eğitim planlarına uygun bir şekilde gidiyor. Hı hı. Hafifletilmiş müfredatlar uyguluyor. Zaten biz okulumuzda da bu şekilde devam ediyorduk hı hı. çocuklarımızla. Aynı müfredatı aslında biz video konferans şeklinde geçirttik. Önce derslerimize başladık. Mesela üçüncü kademede toplu dersler yapılıyor. Yani bir sınıf gibi. İkinci kademede sınıfımızı iki gruba ayırdık. Hı hı. Birinci kademedeki öğrencilerimizle de bireysel ders yapılıyor. birebir ders olarak yapılıyor. İlk okul evet, ilkokul evet. öğrencilerimiz çünkü onların e, genel olarak bireysel eğitim planları da birbirinden farklı olduğu için hı hı. ve alıcı dil ve ifade edici becerileri biraz daha diğer öğrencilerimize göre geride olduğu için onlara bireysel ders yapıyoruz. Hı hı. Üçüncü kademeden yine bahsedecek olursam ilk önce Türkçe matematik derslerimizle başladık. Hı hı. Ardından e, muhakemelerini geliştirme amaçlı kodlama dersi koyduk. O. İyi gidiyordu. Ondan sonra beden eğitimi dersi koyduk. Beden eğitimi öğretmenimiz e, ekranın karşısına geçip hareketleri hı hı. yapıp. o Yani bu zaten öğrencilerden de bir talep geldi. Çünkü artık sıkıldılar hareketsizlikten. Çok güzel. E, şimdi önümüzdeki haftalar tekrardan böyle. Yavaş yavaş dersleri koya koya gidiyoruz. Müzik koyacağız, resim dersi koyacağız. Çok güzel. Değerlendirmeler yapıyoruz. Hı hı. Yine küçük eğitim teknolojilerini kullanarak, farklı programları kullanarak değerlendirmeler yapıyoruz. Peki gözlemlerinizde bunun başarısını nasıl anladınız? Çocuklardan nasıl tepkiler geldi? Sıkılmadılar mı? Yani açıkçası sıkılmadılar. Yani çünkü bir ev içerisindeler. Artık Hı. kendileri de ev içerisinde sıkıldılar. Gerçekten arkadaşlarıyla oynamayı, orada bir görüşme sağladıkları için birincisi bu bizim için avantaj oldu. Evden sıkılmaları. Evet. Yani şunları derslerde çok duyuyoruz özledik sizi. Arkadaşlarımı özledim artık. Hı -hı. Gelmek istiyorum falan Hı -hı. tarzında bunları çok fazla duyuyoruz ders içerisinde. Yani orada zaten bir o sosyal ortamı da yaşadı, yaşadıkları için Hı -hı. o bir çekici kıldı çocuklara. Çok ders. güzel. Evet. Çünkü hepsi birlikte en azından konuşabiliyorlar, birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Hı -hı. Bu yönden çok çok iyi oldu. Hı -hı. Başarısı sistemi başarı ee... olarak da değerlendirmeler alıyoruz. Yani Hı -hı. Online değerlendirmelerle e, eğitim teknolojilerini kullanarak değerlendirmeler alıyoruz. Burada da başarıyı aslında görebiliyoruz. Yani hı hı. E, çünkü çocuklarımızın işte anlattığımız konunun üzerinden yaptığımız değerlendirmeler veya online sınavların hı hı. E, başarılı olduğunu görebiliyoruz çok rahat. Başarılı olduklarını görebiliyoruz. Çok güzel. Bunun için e, derslerde anlatılan sistemin dışında online olması itibariyle başka bir sistem kullanılıyor mu? E, ekrandan yansıtılan cümlelerde veya da ders işleme sisteminde farklılıklar var mı? Tabii tabii. Farklılaştırılmış sistem çok fazla kullanıyoruz. Çünkü hani bir de o teknolojinin tüm nimetlerini kullanmaya çalışıyoruz açıkçası. hani Mesela? Bir, e, anlatımın dışında hani şu şekilde çok fazla oradan bir video izliyor, öbür hı hı. taraftan bir kağıtla resime bakıyor, hı hı. hemen başka bir şeyle bir ses dosyası gönderiyoruz hı. veya onları o anda bir hani online olarak hemen şu anda cevaplayın tarzından sorular veriyoruz. O yüzden e, bu eğitim teknolojü tüm nimetlerinden de yararlanarak yani ona rengarenk bir dünya açmış evet, oluyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Bir anda değişiyor her şey. Bir Aynen. anda farklı bir şeye geçiyor. Bu da onların ilgilerini yukarıda mı tutuyor? Kesinlikle. Yukarıda tutuyor. Çünkü yani bir de şöyle bir şey oluyor çocuk. İşte şimdi ne gelecek bakalım. Hmm. Şimdi ne geliyor artık? E, her haftada birazcık yeniliyoruz kendimiz. Rutine gitmem, rutin hmm. üzerinden gitmemeye çalışıyoruz. Yani mesela şu örneği vermek isterim. 23 Nisan'da online kutlama yaptık. Ne kadar güzel. Saatlerimizi belirledik. İstiklal maaşımızı okuduk. Saygı duşumuzda bulunduk. Herkes birer tane şiir ezberledi. Bunlar hı -hı, yapıldı. Hı -hı. Bir sınıfımızda böyle yaptık. Bir sınıfımızda ortaklaşa tiyatro, online tiyatro izledik mesela. Ne kadar güzel. Evet yani önceden gezilerimiz vardı. Tiyatro gezilerimiz. O dedik ki hani bunlardan eksik kalmayacağız. Bundan sonraki planlarımız şu. Online geziler düzenlemek. Aa evet, ilginç. Yani online hep beraber gezeceğimiz yerler. Şu anda hani bu pandemiyle birlikte birçok sitede açıldığı için ve geziler düzenleyeceğiz. Bunları düşünüyoruz, devam etmeyi düşünüyoruz. Hı hı, çok güzel. Peki e, zaman içinde, bundan sonraki süreçte eğitimin bu yöne doğru yönelme ve bu boyutta daha fazla yerleşme ihtimali var mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben şöyle genel olarak biraz değerlendirdim. Hem e, bizim grup için, farklı gelişim hı hı. gösteren çocuklar için hem genel eğitim için. Evet yani çok büyük değişiklikler olmayacak belki. Çünkü okul sosyal duygusal bir alan. Ya evet. Buna çok ihtiyacı varmış. Bunu öğrenciler de çok iyi gördü, öğretmen de veliler de. Doğru. Okulun sosyal duygusal alanı olduğunu, ama öğretimin evde de olabileceğini gördük. Hı -hı. Hem öğretmenler olarak, hem veliler olarak, hem de öğrenciler olarak da gördük. Evet. Yani o yüzden de Bence şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, okul artık oyun alanı. Biraz daha fazla oyun alanı olup. Hı -hı. Eğitimlerimizi biraz eve kaydırabiliriz. Yani akademik eğitimlerimizi. Bence böyle bir evrim de geçirecektir eğitim sistemi. Türkiye'de ve tüm dünyada diye düşünüyorum. Hı hı. Ve çocuklarımız için bu hani okulun gerçek manada hani daha if... sevilir hale gelmesini mi sağlayacaksınız diye evet. düşünseniz düşünsenize bir öğrenci için günde 3 saat oyun dersi varsa o çocuk koşarak okula gelecektir. Doğru. <laughs> doğru. Ve geriye kalan süreyi de evinde derslerini evet. e, ailesinin kontrolünde geçirebilecek diyorsunuz. E, yani bu şekilde online eğitimin başarıya ulaşacağı konusunda e, bir Tecrübe var. E Dönüş aldınız mı çocuklardan? E, ne gibi cümleler duydunuz? Yani açıkçası hani severek geliyor. Biz zaten ilk önce bir değerlendiriyoruz gözlemle olarak yaparız. Hı -hı. Yani çocuk gerçekten severek, öğrenci severek derse geliyor. Yani kaçırmak istemiyor dersi. Evet bazı akademik durumlarda belki çekinceli davranıyor ama e, şunu net olarak görebiliyorum. Sınıftaki diğer arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için orada derste olmak istiyor. Yani bunları öğrenci gözlemle direkt hmm. alabiliyorum zaten. Gözlem üzerinden. Ee, geri dönüklerde hani şunu da çok net söyleyebilirim. Ee, hani biz bir fazla daha ders koyduğumuzda hiçbiri bir şey demiyor. Tamam diyor. Memnunuz. Hmm. Güzel gidiyor. Evet. Harika. O yüzden dolayı hani hem gö gözlemlerimiz hem de iletişimde olduğumuz hmm. öğrenci olsun, velilerimiz olsun gayet memnunlar şu anda. Peki ilkokul öğrencileri yani birinci kademe için bireysel dersler yapıyoruz hmm. diyormuş, diyordunuz, demiştiniz. Ee, o öğrencilerde de aynı katılım arzusunu gözlemleyebiliyor musunuz? Evet, evet aynı katılım. Şimdi birinci kademedeki öğrencilerimiz biraz da ortak dikkatimizin daha kısa tutabildiği hmm. Ortak dikkatimizi daha kısa olan öğrencilerimiz. Şunu e, çok net söyleyeyim. Mesela onlara da şu şekilde yaptık. Bizim 3. E, kademe öğrencilerimize dersler 40 dakika. E, hı hı. Birinci kademe öğrencilerimiz dersleri 20'şer dakika. Hı. Çünkü ortak dikkat daha kısa. E, problem darması çıkmasını istemiyoruz. Daha iyi ilerlemesini istiyoruz öğrencimizin. 20'şer dakika. Hı. 20 dakika ders 1 saat mola. 20 dakika ders 1 saat mola. Bu şekilde gidiyoruz. Uysal bir şekilde sizi evet. izliyorlar. Haftada 2 toplu dersleri var. Onda işte bir toplu olarak çizgi film izliyorlar, müzik dinliyorlar. Bu tarzda en azından birbirleriyle görüşsünler diye böyle bir şey yaptık. Hı hı. Haftada iki saatte bir ortak derslerimiz var. Harika. Çok teşekkür ediyoruz Muzaffer Hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili veliler, bundan sonraki süreç özel eğitim öğrencileri için online eğitime doğru evrilme süreci belki de. Bu bir anlamda öğretmenlerle veliler arasında güzel bir işbirliğinin kurulmasının ve devamının da sağlayıcısı olacak diye düşünüyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.